Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in duası bu denli kuvvetli ve makbul olduğu halde niçin ashab bu denli sıkıntı çekmiştir? Bizim nazarımızda saadet bu dünyada rahat yaşamaktır. Huzur içinde yaşamaktır. Yazlığı olmaktır, kışlığı olmaktır. Son model arabası olmaktır. Çoluk çocuğu yanında, hizmetçisi kapısında, her istediği iki olmayan, buzdolabı birincisi yetmiyor, ikincisini, bir tane de dondurucusu olan, belki birkaç tane dondurucusu olan bir hayat tarzıdır. Bizim anlayışımızda saadet ehli budur. Halbuki hakikat ehli bu tarz yaşayışa asr-ı saadet dememişler. Asr-ı saadet dedikleri asır, sahabeler yiyecek bir şey bulamadıklarından bir hafta, 10 gün sadece ağaç yaprakları yemişler. Onunla hayatlarını devam ettirmişler. Ve diyor ki sahabe, ağızlarımızın kenarı testere ağzı gibi olmuştu o yaprakları yemekten dolayı. Oran yapraklar bizimkisi kadar muniş de değil. Ayşe Sıddık'a anamız 3 ay Ezvac-ı Tahirat'ın evinde ekmek için, yemek için bacadan duman çıkmadığı çok olurdu buyuruyor. İnsanlar beden mertebesinde saadet olarak gördükleri şey, insanların beden mertebesinde, yani avam mertebede, yani hayvani mertebede saadet olarak gördükleri şey, ehl-i hakikatin yanında büyük bir felakettir. Büyük bir hızlandır. Büyük bir uçurumun dibine düşmektir. İmam Rabbani Hazretleri radıyallahu anh emrediyor, herkes beladan kurtulmak için etek dolusu para harcar. Biz de belayı bulmak için etek dolusu para harcarız. Üstad Bediüzzaman Hazretleri radıyallahu anh musibetlerin tenevvüü, musikinin tenevvüü gibi ruhuma hoş geliyor. Hissiyat-ı insaniye ruh mertebesine çıktığı zaman bedenin sıkıntıları ruhun tekamülüne sebep oluyor. Ruhun inkişafına sebep oluyor. Yani bugünün insanın anlayamayacağı bir şey. Bugünün insanına sadece ufak bir kapı açmak için sen bedenen yatağında yatarken nerelere gidiyorsun da rüyanda ne işler yapıyorsun? Demek ki bedenden başka şeyler var. Demek ki bedenden başka şeyler var. İşte o bedenden başka olan şeyleri bugünün insanı anlayamıyor. O açlıkta ne kadar büyük saadet, o sıkıntıda ne kadar büyük saadet, o ızdırapta ne kadar büyük saadet olduğunu anlayamıyor. Bu zaman insana çok basit, hayatımızda yaşamış bir misal vereyim. 30. Lem ayı, ister avam, ister havas, isterse ehassul havas, isterse 10 tane tefsir yapan alim, isterse elif, beyi, teyi, şeyi bilmeyen adam. Kim açarsa açsın baksın, 30. Lem ayı. Esma-ı Sitte'nin sırlarını anlatıyor. Ferdin, ayın, kayyemin, hakemin, adın, kudusun sırlarını anlatıyor. Bunları, Üstad Hazretleri bunları Eskişehir hapishanesinde yazmış. Eskişehir hapishanesinde yanında bulunanların ifadesi, Eskişehir soğuğunda, Eskişehir'in soğuğunu bilen bilir, kışın şiddetli zamanında camlarını, pencerenin camlarını çıkarmışlar. Karşılıklı cereyan yapıyor ve Bediüzzaman'ı o koğuşa koymuşlar. Altına sergi falan vermemişler. Altına sergi falan vermemişler.
bu vaziyetteki bir Bediüzzaman o 30. Lem ayı yazmış. O Kur'an'ın esrarına, inceliklerine, o esmanın inceliklerine, en inceliklerine, o sıkıntı içerisinde nasıl girmiş? Bu suali soranı böyle şeyleri anlamaya, dinlemeye davet ediyorum. Kendimizi davet ediyorum. İşarat-ı icazı açın bakın. Hala emsali yazılmış bir eser değil. Hala. Üzerinden 100 sene geçmiş. Hala benzeri yazılmamış bir eser. İşarat-ı icazı. Bu nerede yazılmış? Birinci Dünya Harbi'nde Ruslarla muharebe ederken Doğu Beyazıt civarında Ruslarla muharebe ederken at sırtında bir taraftan düşmana mermi sıkıyor, bir tarafından da yanındaki Ubeyde talebelerine yaz evladım diyor, işaret-ül icazı yazdırıyor. Bunun bugünkü insanın kafasına yerleşecek tarafı var mı? Saadet nedir? Huzur nedir? Bizim anladığımız saadet, balık gibi semiz olmak. Yazlığı kışlığı olmak. Son model arabası bulmak. Modelleri takip edip en iyisini almak. 500 bin yetmez, 2 milyon onu almak. İnsanın bugünkü anlayışının, saadet anlayışının hülasası budur. Bunları ne biz anlayabiliriz, ne idrak edebiliriz. Bu vaziyetteki bu açlık, bu sıkıntı, bu yani bedeni, bu sahabeler sabahlara kadar namaz kılıyorlardı. Gündüz de oruç tutuyorlardı. Bu nasıl bir hayat? Bizim anlamadığımız bir hayat. Anlamak imkanımız da yok bugünkü vaziyette. Allah bize bu işin kokusunu biraz koklatar. Biraz kokusunu alalım bu işin. İnsanlığın kokusunu alalım, insanlığın. İnsanlığın kokusunu alalım. Aramızda yaşamış bir Bediüzzaman. Bir Ramazan'da, Kastamonu Laikası'nda izahı var. Bir Ramazan'da yediği şeyleri yazmış. Bir senede şöyle şu kadar, bizim bu ekmeklerin dörtte biri, beşte biri böyle şu kadar yuvarlak 36 tane ekmek yemiş bir senede. Şu kadar çörek dediği o köyün ekmeklerinden 36 tane daha var, ne kadar gidecek bilmiyorum diyor. Daha var, ne kadar gidecek bilmiyorum. Yani yememiş daha doğrusu. İnsanlar yiyor desinler diyemiş. Burası bu kardeşimizin suali haklı. Efendimiz elini açsaydı suyun yerine oraya altın yağardı. Ve sahabe altınla oynardı. Ama onların saadeti başka bir şey. Onlar saadetin hakikatini bulmuşlar. Onlar bedenin saadetini saadet saymamışlar. İşte davet ediyorum. Gavur Müslüman, Hristiyan kim varsa, alim, cahil, 30. lemaya baksın, o lemanın Eskişehir hapishane zindanlarında yazıldığına dikkat etsin, bu nasıl şeyden anlasın. İşte işaret-ül icaz, harpte Ruslara karşı mücadele edirken, mermi sıkarken, mavzer sıkarken yazdırdığı eserdir o. Bir bakın bakayım hele, neye benziyor o? Akılla izahı var mı? Hiç bizim gibi, bizim insanlık anlayışımızla alakası var mı o iş? Onun için ne biz saadetin ne olduğunu biliriz, ne de saadet ehlinin ne demek olduğunu biliriz. Bize göre saadet başka, insanlara göre saadet başkadır.